Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay, örgü modeli anlatımı yapacağım, bebek battaniyesi ya da farklı birçok alanda kullanılabilir. İpimizin kalınlığı 100 gramda 250 metre, medium 4 numara, 3,5 milim bir tığ önerisinde bulunmuş. Fakat ben örgümün türüne göre 3 milim bir tığ kullanıyor olacağım. Dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına geçelim. Evet, Bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Yapacağımız örgün türüne göre zincir sayımızı belirlemeliyiz. Zincir sayımız 5 ve katları olmalı. Sonda artı 3 tane daha zincir ilavesi yapacağız. Ben de bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Evet, 20 tane zincir yaptım. 5'in katı olacak şekilde ayarladım fakat çift sayı olmalı. Yani 15 zincir değil 20 zincir olmalı. O zaman modelimiz tam anlamıyla kurulumu düzgün bir şekilde olmakta. Şimdi artı 3 tane daha zincirimi ilave ediyorum. Ve geriye dönük 5. zincire. 5. zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir yapıyorum. Yine aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5. zincire batarak sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 5. zincire batıyorum, sık iğne. 4 zincir. 5. zincire batıyorum, sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturuyoruz. Başlangıçta sağda küçük bir yuvamız varken bunlar biraz daha büyük oldu. Bu büyük olan yuvalar tek sayı olmalı. Yani 2 değil 3 tane olmalı. Zincir sayımızı buna göre ayarladık. Şimdi sol kenarda da küçük bir yuva oluşturmak için 2 tane zincir yapıyorum. 2 tane atlayarak sondaki 3. zincire batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle hemen bakalım. Taban sıramızı kurduk. Sağda ve solda küçük yuvalar. Orta kısımda ise 3 tane büyük yuva kurduk. Bunlar dediğim gibi tek sayı olmalı. Bir süre geçerken 2 tane zincir yapıyorum ve desenimi çevirdim. Başlangıçtaki bu yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tığımın üzerine dolayarak ilk büyük boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan, bir zincir ve ikili trabzan şeklinde toplamda 6 tane trabzan olana kadar devam ediyorum. Bir zincir trabzan. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımı yaptım. Aradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine aldım. Şimdi buradaki boşluğa da yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bir zincir, trabzan şeklinde devam ediyorum.
Ve buradaki kenardaki küçük boşluğuma da sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Kaldığım bu noktada yeni rengime geçiş yapıyorum. İpimi içerisinden geçirdikten sonra burada 5 tane zincir yapıyorum. Ve desenimi çevirdim. Yapmış olduğum 6 tane trabzanı kullanarak, bakın birincisine değil, ikincisinin tepesine sık iğne yapıyorum. Şöyle bir boşluğumuz oluştu. Tekrar 5 zincir. Ve 1, 2, 3 sayıyorum. Ve trabzanın tepesine sık iğnemi yapıyorum. Beş zincir. Yeni desenimin bir ikinci trabzanına sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki, üçüncüye yine sık iğne yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde desenlerin sonuna kadar ilerleyelim. Sol kenarda bir, iki tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım ve bu kenardaki sık iğneye batarak burada bir tane ikili trabzan yapıyorum ve burada sıramı bitirdim. Desenimizi tekrar ederken yine iki tane zincir yapıp çeviriyoruz. Başlangıçta olan küçük boşluğa sık iğne ile başlıyorum ve aynı deseni tekrar ettiriyorum. Aralarında bir tane zincir olan 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ara boşluğu yine geçiş için sık iğne ile kapatıyorum ve diğer desenime geçiyorum. Sona geldiğimde şurada zincire batıyorum. Burada bir tane sık iğne yaparak bu sıramı bitiriyorum. Yeni sıramda diğer rengimi kullanacağım için ip değişikliğimi yapıyorum. Beş tane zincirimi yapıp çeviriyorum. İkinci trabzanıma yine sık iğnemi yapıyorum. Beş zincir. Sık iğne. Yuvalarımızı oluşturuyoruz. İki tane zincir yaparak burada kenarı bitiriyoruz. Artık desen kendini tekrar etmekte. Şu küçük başlangıcı da gösterdikten sonra umarım anlatabilmişimdir. Tüm detaylarıyla sizlere elimden geldiğince bahsetmiş oldum.
Bir de büyük bir parçada hazırlık yaptım. Ona da bakalım. Sayılarımızı orada da görelim arkadaşlar. Bu şekilde desenimizi devam ettiriyoruz. Evet, ben bir de büyük bir parçada çalıştım. Daha iyi gösterebilmek adına sizlere. Şöyle hemen modelimize yakından da bakalım. Yazlık örgülerinizde tığ işi, çanta yapımında bluz, hırka, yelek, bebek battaniyesi çok güzel olur gerçekten. Birçok alanda değerlendirebileceğiniz kolay ve güzel bir model. Arka yüzüne de bakalım. Yine bir taraftan ipimizi yükselterek devam ettik. Şu şekilde arkadaşlar, bakın iplerimizi de buradan yükselterek ip koparmadan ilerledik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olduktan sonra bildirimleri açıp ücretsiz bir şekilde tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.